Sevgili öğrenciler, bugün Bilfen Türkçe Fasikül 6'dan ev çalışmaları kısmından sayfa 10 ve 11'indeki etkinlikleri yapacağız. Birinci etkinliğimizle başlayalım. Aşağıda verilen cümlelerde adın özelliğini belirten ön adı bulalım ve noktalı yere yazalım. Tümcemiz şöyle: babam kırık masanın ayağını tamir etti. Masa, isim, nasıl masa diye soruyoruz. Kırık masa diye cevabını buluyoruz ve buradaki ön ad çocuklar kırık sözcüğü oluyor. Fotoğraf albümünde rengarenk çiçekler arasında çekilmiş resmimi buldum. Çiçekler. Nasıl çiçekler? Rengarenk çiçekler. Burada da ön adımız rengarenk oluyor çocuklar. Üçe bakalım. İstanbul aldığı göçler nedeniyle en kalabalık şehir olma özelliğini taşımaktadır. Nasıl şehir? Kalabalık şehir. Burada ön adımızda kalabalık sözcüğü oluyor çocuklar. Devam edelim. Aşağıda verilen sözcükler ile özellikleri eşleştirelim ve gruplayalım demiş. Rengini, sayısını, şeklini, yerini, durumunu belirten ön adları ilgili kutucuklara numaralarını yazacağız çocuklar. Örnek yapmışlar. Sivri, çatal demiş, şeklini belirtiyor. Taze, meyve olabilir çocuklar. Evet. Desenli, perde olabilir. 3. Yüksek, tabii ki dağ olabilir. Güneşli, hava olur. Evet. 8. Çocuk diyebiliriz. Şu, köy diyebiliriz. Sarı, ev diyebiliriz. Kıvırcık, saç diyebiliriz. Şimdi bunların hangi tür ön ad olduklarını yerlerine yerleştirelim. Renk belirten 8 vardı biliyorsunuz. Ev nasıl evdi? Ne renk evdi? Sarı evdi. Renk belirtmişti. Sayı belirten çocuğun sayısını belirtmiştik. 8 çocuk demiştik. Şeklini belirtenlere bakalım. Sivri, çatal demiştik. Desenli, perde demiştik. Yüksek, dağ demiştik. Ve kıvırcık, saç demiştik. Yer gösterenler, şu köy diye yerini işaret ettik. İşaretimizle yer gösterdik. Durum belirtenlerde nasıl meyve, taze meyvenin durumunu belirttik. Ve nasıl hava, güneşli hava, havanın da durumunu belirtmiş olduk çocuklar. Eşleşmemiz bu şekilde oldu. Devam edelim. Şimdi burada bir metin var, Zeki öğrenci. Ve bu metinde geçen ön adları ve adılları bulacağız ve soruları da metne göre cevaplayacağız. Öğretmen sınıfındaki zeki ama biraz da kıskanç olduğunu bildiği bir öğrencisine niçin arkadaşlarının yaptıklarını bozup kavga ediyorsun diye sordu. Öğrenci onların beni geçmelerini istemiyorum dedi. En iyi ben olmalıyım. Öğretmen masasından kalktı, eline bir parça tebeşir aldı ve yere bir çizgi çekti. Öğrencisine dönerek bu çizgiyi nasıl kısaltırsın diye sordu. Öğrenci utana sıkıla bir kısmını silerek diyerek başını öne eğdi. Öğretmen gülümseyerek bilgini ve yeteneklerini arttırarak kendi çizgini uzatman, rakibinin çizgisini bölmeye çalışmandan daha iyidir dedi. Öğrenci sınıfta nasıl davranmaktadır? Öğrenci kıskanç ve kavgacıdır. Öğretmen öğrencisine ders vermek için ne yaptı? Yere bir çizgi çizdi. Öğretmen öğrencinin yanıtlarını niçin doğru bulmadı? Ona bir ders vermek istediği için. Siz hedefinize ulaşmak için ne yaparsınız çocuklar? Tabii ki daha çok çalışırsınız. Bilgi ve yeteneklerimizi arttırmamız lazım.
diğerlerini kıskanarak ve onları engelleyerek bir yere varılmaz. Şimdi burada zeki, kıskanç bir öğrenci diyor. Bu önattır, bunlar önattır. Burada ben diyor, onların diyor, değil mi? Onlar nedir? Kendi çizgisi diyor, kendi sözcüğü yine adıldır çocuklar. Bakalım kırmızılar önat, zeki, kıskanç sınıfındaki bir parça tebeşir. Ne kadar tebeşir? Bir parça tebeşir. Kaç çizgi? Bir çizgi. Hangi çizgi? Bu çizgi işaret ediyor. Bunlar önat. Maviler onlar, ben, ben ve kendi sözcükleri de nedir çocuklar? Adıldır. Çizdik altlarını. Devam edelim. Bu sözcüğünü biri önat, diğeri adıl olmak üzere iki ayrı görevde kullanalım. Önat olması için bir ismi işaret etmesi lazım. Adıl olması için de bir ismin yerini tutması lazım. Bu kitaplar dediğimizde kitapları işaret ediyor. İsimle birlikte kullanıldığı için önattır. Bunları dediğimizde de neleri? Kitapları. Kitaplar sözcüğünün yerine bunları sözcüğünü koyduğumuzda da ikinci cümlemiz adıldır çocuklar. Bir başka Türkçe dersinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.